Merhaba, tasarıma dair ipuçları verdiğimiz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop ve Illustrator'de fotoğraf üzerinden renk paleti oluşturmayı göstereceğiz. Dilerseniz Photoshop ile başlayalım. Fotoğrafımı Photoshop içerisine çağırıyorum. Daha sonra dosya menüsünden, dışa aktar seçeneğinden, Save for Web olarak bildiğimiz web için kaydet seçeneğine tıklıyorum. Burada rengin biçimini GIF olarak işaretliyorum. Renkler bölümünden 256'ya kadar olan bir değer seçiyorum. 8 diyelim. Gördüğünüz gibi Photoshop fotoğrafı 8 renge indirgedi ve bu renkleri renk tablosuna getirdi. Şimdi bu renk tablosundaki renkleri sağdaki iletişim kutucuğuna tıklayarak kaydedeceğim. Renk tablosunu kaydet seçeneğine tıklıyorum ve bunu isterseniz Photoshop içerisine, isterseniz de ayrı bir klasöre kaydedebilirsiniz. Fotoğrafım pastel renklerden oluşturduğu için ben bu paleti pastel renkler olarak kaydediyorum. Bu arayüzde artık işim yok. Bu yüzden iptal diyerek bunu kapatıyorum. Şimdi renk örnekleri bölümüne giriyorum ve buradan iletişim kutucuğuna tıklayarak renk örneklerini yüklediyorum. Biraz önce yüklediğim klasörden pastel renkler paletini seçiyorum ve aç diyorum. Gördüğünüz gibi 8 rengi buraya renk paletine ekledi Photoshop. Şimdi isterseniz Illustrator'a geçelim. Illustrator'da farklı bir yol izleyeceğiz. Illustrator'da fotoğrafımı çağırıyorum ve fotoğrafımı seçiyorum. Daha sonra yukarıdaki menüden genişlet seçeneklerine tıklıyorum. Ve burada renkler bölümündeki renk sayısından biraz önce seçtiğim gibi 8'i seçiyorum. Şimdi Illustrator fotoğrafı 8 renge indirgiyor. Bunu yaptıktan sonra genişlet seçeneğini seçerek Illustrator'un görüntüyü vektöre çevirmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi görüntü artık vektör bir objeye dönüştü. Şimdi renk örnekleri paletine gidiyorum ve buradan iletişim kutucuğuna tıklayarak seçim renklerini ekliyorum. Yani seçtiğim objedeki tüm renkleri ekliyorum ve gördüğünüz gibi buraya renklerimi getirdi. Şimdi dilerseniz bu şekilde kullanabilir. Dilerseniz de aynı iletişim kutucuğuna tıklayarak renk örneği kitaplığını kaydet diyerek bu palette aynı şekilde Illustrator içerisine ya da ayrı bir klasöre kaydedebilirsiniz. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.